Sevgili dostlar, şimdi sizlere Meksika'nın geleneksel içkileri tekila ve mezcalin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bulunduğum yer Oaxaca. Buranın geleneksel içkisi mezcal ama tekilaya çok benziyor. Yani bitkisi de hemen hemen aynı. Çok ufak değişiklikler var. Yapılışı aynı. Yani bu göstereceğim şu anda mezcal ama tekila da aynı şekilde yapılıyor. Efendim bitkimiz agave. Bundan aslında Türkiye'de de var, yani görmüşlüğümüz vardır. Agave'yi ekiyorlar ve yaklaşık en az 6 yıl kadar bekliyorlar ki büyüsün. Bu bazı çeşit mezcallerde 20-25 yıla kadar sürüyor. Yani çok özel mezcallerin yapımı, tekilaların yapımı bu bitkinin 25 yıl büyüyüp ondan sonra elde edilen köklerinden yapılıyor. Evet, şimdi yaprakları kullanılmıyor. Bu büyüdükten sonra yapraklar kesiliyor ve fırında kullanılıyor. Sadece fırını kapatmak amacıyla kökleriyle yapılıyor. Agave bitkisinin köklerinden yapılıyor tekila ve mezcal. Böyle bir, burada bir fırın var. Geleneksel fırın diyeyim buna. Pişirme alanı. Tıpkı kömür pişirilen yerleri bilirsiniz. İşte odunlar konur, üstü kapatılır, yavaş yavaş dumanla pişer ya. İşte o da, burası da aynı. Alta odunlar konuluyor, üstte taşlar konuluyor. Araya kökler konuluyor. Agave'nin kökleri, en sonda yapraklar konuluyor. Ve yaklaşık en az 5 gün bir bu dumanla pişmiş, ya daha doğrusu ısınmış taşlarla bu kökler, agave bitkisinin kökleri pişiyor. Sonra ne oluyor? Sonra buraya geliyoruz. Ortaya bu çıkıyor efendim. Hemen alıyoruz bir tane. Bu pişmiş bir agave kökü. Şöyle. Şimdi size çok ilginç gelecek. Tadı aynen pekmeze benziyor. Yani pekmeze çok yakın bir tadı var. O kadar şekerli. Zaten alkolün oluşmasına neden olan şey de bu kökün içindeki şeker. Yani bunu bir anlamda şeker kamışı olarak da düşünebilirsiniz. Ama tadı inanılmaz derecede pekmeze benziyor. Şimdi getiriyorlar. Bunlar gördüğünüz bunun, yani pişmiş hali. Buraya getiriyorlar ve bir taş değirmende, artık otomatikleşmiş tabii bu taş değirmen, ama daha önce atlarla, atların çevirdiği bu taş değirmenle bu kökleri sıkıyorlar efendim. Sıkıp suyunu çıkarıyorlar ve hem posasını hem suyunu getiriyorlar. Bu varillerin içinde sıkıştırıp bekletiyorlar. 15 saat distile ediyorlar ve suyunu alıyorlar. Sonra suyunu ne yapıyorlar? Artık bundan sonraki proses bildiğimiz proses, distile etme, damıtma prosesi. Yine geleneksel fırınlarda aşağıya koyuyorlar, işte odunları yakıyorlar. Şurada bu sıvı birikiyor, bekletiliyor, daha doğrusu pişiriliyor. Sonra bu gördüğünüz demir borudan geçip bu suda soğutuluyor. Tıpkı normal distile etme, alkol distile etme sistemi. Ve en sonunda da damla damla buradaki imbiğin içine düşüyor. İlk gelen sağımda yine diğer alkollerde olduğu gibi metanol var. Metanol atılıyor ve kalan mezcal oluyor. Mezcalin çeşitleri de agave bitkisinin yılına göre ve de mezcalin fıçılarda, meşe fıçılarda bekletilme yılına göre değişiyor. Fiyatları da ona göre değişiyor. Gördüğünüz gibi damla damla koydu en son şişeden. Çünkü efendim o şişedeki mezcal 25 yıllık bitkiden yapılıyor. Çok kıymetli. Sadece
çok az sayıda üretiliyor. Şimdi onun tadına bakacağım. Değişik bir tadı var. Aslında bu lezzeti ben, buna yakın lezzeti Endonezya'daki boğma içkilerinde tatmıştım. Yani lezzetli bir şey ama hani benim favori alkolüm olur mu? Olmaz. Yani boğma rakıya benziyor. Hani tam da boğma rakı da demek de çok doğru olmaz ama güzel bir şey. Ancak onu Endonezya'daki o şeyden yapılan, palmiyeden yapılan boğmayla karşılaştırabilirim. Bu ona çok benziyor. Güzel ama benim favori içkim olmaz. 100'e yakın meskal çeşidi var. Yılına göre, aromasına göre. Meyvelisi var, kahvelisi var, çikolatalısı var. Fiyatları çok ucuz değil. Yani viski fiyatlarından hatta biraz da pahalı da diyebilirim. Yani bir Jack Daniels ayarında biraz da ondan da pahalı. Ama buranın geleneksel içkisi, keyifli bir içki. YouTube kanalımı beğenmeyi, arada sırada yorumlar yapmayı, abone olmayı ve dostlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.